Günaydın. Cuma günü yine satıcılı bir kapanış yaşandı ama biraz daha yakından takip etmekte, fiyat hareketini biraz daha yakından incelemekte fayda var diye düşünüyorum. 50 günlük ortalamanın yeniden altında kapattık. Sonuç olarak son 4 günün 3'ü 50 günlük ortalamanın altında. Ama biraz daha detaylı bakarsak şurada gördüğümüz ana kuvvetli satıştan sonra bir takip gelmediğini gördük. Yani evet yeniden ertesi gün eksi kapattı ama çok kuvvetli bir eksi değildi. Sonraki gün kuvvetli bir alış geldiğini görüyoruz ve ertesi günde son cuma gününde bir iç gün diyebileceğimiz bir kapanış oldu. Şimdi son zamanlarda kuvvetli satışlardan sonra örneğin şurada da kuvvetli bir satış var ama ertesi gün takip gelen bir satış yok. Yine iç gün diyebileceğimiz bir kapanış var ve ertesi gün yukarı doğru bir dönüş var. Şurada keza benzer bir şey görüyoruz. Satış ertesi gün bir satış daha geliyor ama bir üç günde bir toparlanma var. Şurada sert bir satış ama ertesi gün yine bir toparlanma var. Dolayısıyla böyle baktığımızda dolayısıyla şu takip etmeme görüntüsü beni aşağıya doğru baktığım için biraz rahatsız ediyor. Daha kuvvetli bir satışla karşı karşıya kalmamız gerekiyor ki 1980'e doğru hareketin devamı gelsin diye düşünüyorum. Ve X tarafına bakalım tabii bu benim çok fazla e, takip ettiğim bir gösterge değil çünkü zaten eş zamanlı bir gösterge. E, dolayısıyla aşırı seviyeler haricinde bana çok öncü bir e, görüntü vermiyor ama e, şuralarda e, gördüğünüz üzere e, daha yüksek seviyelerde bir e, dönüş hareketi söz konusu olmuştu bundan öncekilerde. Dolayısıyla yine yukarıya doğru bir potansiyel olduğunu e, düşünüyorum. Tabi bu gerçekleşecek mi onu e, tam olarak söylemek e, zor. S&P endeksine baktığımızda e, geçenlerde onu paylaşmıştım. Biraz daha net bir sinyal veriyordu. Ee, çok fazla e, net bir hareketten bahsetmek mümkün değil. Artık aşağıya doğru e, inmeye başladı. Hatta son dönemlerin en normal diyebileceğimiz e, seviyelerine doğru bir geri çekilme e, söz konusu. E, şimdi tabii bu hafta e, FED toplantısı önemli olacaktır. E, bugün gelecek olan kapasite kullanım oranı kritik. Yine sermaye akımları açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama elbette e, FED toplantısı önemli olacak. Hafta sonunda. E, Fed'le ilgili beklentilerimi paylaştım. Sabırlı kelimesi kalkacaktır ama bunun iki tane temel nedeni olabilir. Bir tanesi gerçekten faiz arttırımından önceki hareket olarak algılanabilir. Ki o zaman Haziran ayında bir faiz artışı gelecek veya Eylül ayında çok fazla fark etmez hangisi geleceği diye düşünüyorum. İkincisi de faiz artışı gelmeyecek ama piyasayı biraz diken üstünde tutmak fiyatlamaları biraz normalleştirmek için veya Yalın'ın söylediği gibi yeniden esneklik Kazandırmak için fede e, bu kelime düşürülebilir e, detaylandırmayacağım zaten mailde vardı ben de düşürüleceğini düşünüyorum ama e, hemen arkasından biliyorsunuz basın toplantısı var e, ve özellikle son dönemdeki e, dolardaki artışın hızı seviyesi demiyorum dolardaki artışın hızı çünkü seviyesi ile ilgili e, zaten e, yağının açıklaması vardı e, herhangi bir problem görmüyoruz seviyeden diye. Ama artışın hızı bence Fed'i artık rahatsız etmeye başladı. Dolayısıyla bununla ilgili bir açıklamada daha doğrusu açıklamada olmasa bile Yalın'ın konuşmasında bir vurgu bence son derece ihtimal dahilinde. Şurada görüyorsunuz hala tarihi ortalamalar seviyesindeyiz. Dolayısıyla seviyenin rahatsızlık vermesi söz konusu değil ama şurada gördüğünüz bu artış sadece 80 öncesinde görülmüştü. Dolayısıyla muhakkak Fed'in dikkatini çeken bir artış olacaktır. E, bu konuya e, vurgu yapması e, bence... E, sabırlı kelimesinin düşürülmesinin yaratacağı fiyatlama etkisini nötralize edecek bir hareket, dolayısıyla e, Çarşamba günü e, aşırıya kaçacak bir e, volatilite veya panik hareketi, yanının basın toplantısında söyleyeceklerinden dolayı çok fazla e, beklemiyorum. E, ama dediğim gibi endeks ana hedefim hala 1980'lere doğru bir geri çekilme. Bundan ne kadar eminim? E, çok emin değilim açıkçası, e, çünkü istediğim kadar. E, bahsettiğim gibi sert satışlar gelmiyor ee, takip eden satışlar gelmiyor ama şu an için e, hala aşağıya doğru e, biraz bakıyorum e, Avrupa tarafında e, daxla ilgili mailler geliyor sabah e, bir mail paylaştım oradaki Bono piyasasının durumundan kaynaklanan e, bir problem de olabilir onu belki e, ileride blokta da e, paylaşmaya çalışacağım e, buradan pariteleri isterseniz geçelim Euro Önemli bir seviyeyi cuma günü kapanış itibariyle kırdı ama şu anda baktığımızda hala onun etrafında dolaşmaya çalıştığını e, görüyoruz. Tabi şunu e, aylık seviyeye getirelim e, 1980'e geri alalım. Görüyorsunuz aşağı yukarı bir sıfır birlere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir şu görüntüde. Daha sonra da 97 95 şeklinde aşağı iniyor ama benim beklentim şu 80'lerin olduğu seviyelerde bir yerde euro hareketinin sona ermesi. Tabii gerçekten çok hızlı bir aşağıya doğru hareket olduğu özellikle FOMC toplantısında doların hızına dair açıklamada bir nokta görürsek veya çok yüksek ihtimal yerinin açıklamasında mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Bir tepki yükselişi gelebilir. Tabii bu tepki yükselişi kalıcı olacak mıdır? Bence kesinlikle hayır olmayacaktır. Ama e, bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, CFTC verilerine e, bakalım. E, şurada görüyorsunuz. Göremiyorsunuz çünkü euroyu açmamışım. E, şurada görüyorsunuz 180 bin civarında e, bir short pozisyon var ama bu 180 binlik short pozisyon euro dağılıyor dönemindeki korkuya denk düşen bir short pozisyon değil. Tabi son iki günün hareketini burada göremiyoruz. Oldukça yüksek bir short pozisyon var. Rekor seviyelerde değil ama short covering getirecek bir açıklama görürsek elbette fiyatları daha yukarıya taşıyabilecek potansiyele sahip. Spread tarafında da hemen bir göz atalım. Spread tarafına Baktığımızda e, orada da hafif bir toparlanma e, lehine hafif bir toparlanma olduğunu e, görebiliyoruz. E, şimdi buradan e, Japon yeni bir e, göz atalım. Japon yeni tarafına baktığımızda kritik seviyelerin üzerine çıkmayı başardığını e, düşünüyorum şurada görüyorsunuz çok hızlı bir devamı gelmedi ama yine de burada artık ufak yukarı hareketler beklenebilir. Tabi FOMC beklentim nedeniyle açıkçası çok agresif gitme taraftarı değilim ama Japonya'inde de ana hareketin Euro ile e, dolar arasında bir yerde olacağını düşünüyorum. E, burada çok yeni bir e, boj açıklaması veya kuantitif izin olmayacaktır. Dolayısıyla e, aşağıya yukarı yani e, dolara karşı e, hareketi devam edecektir. Ama e, Euro Japon yeni e, üzerinden bakarsak oradaki resim sanki e, biraz daha Japon yenine oynamaya e, daha yatkın gibi geliyor bana e, Euro dolar Japon Yeni dolardan ziyade Euro Japon Yeni üzerinden Japon Yeni'ne e, oynamak sanki e, biraz daha mantıklı gibi. E, CFTC tarafındaki e, pozisyonlara bakalım. Burada da görüyorsunuz e, uzun zamandır e, Havan seviyelerini test etmemiştik 2014'ün aşağı yukarı yazından bu yana. Dolayısıyla short pozisyonlarda aslında önemli bir azaltma burada var. Hala bandın içindeyiz ama Japon yayındaki shortların yavaş yavaş ECB kadar kötü Amerika kadar da iyi olmadığının görülmesiyle azaltılacağını düşünüyorum. Tabi burada ani bir Japon yeni kuantitif izlingi bu durumu elbette ki değiştirecektir. Yuan tarafına çok hızlı bir bakalım. Burada biraz benim gereksiz gördüğüm bir beklentiydi. Bandın Cuma günü açılabileceği beklentisi. Çünkü zaten saat farkı nedeniyle bu olsaydı akşam seansını Avrupa seansını çok fazla beklemezdi diye düşünüyorum. Bu olacak mı? Olabilir. Çünkü zaten daha liberal bir ekonomiye gitmenin yönü kurum daha rahat daha serbest hareket etmesi. Şubat ayından bu yana da bazı kurumlar örneğin Nomura olacak diyor. U UBS olmayacak diyor ama benim de beklentim doların değerlenmesinin e, rahatsız ettiği. Dolayısıyla Yuan'da daha hızlı bir değer kaybı e, istedikleri. Bunun devalüasyon yoluyla yapmadıkları sürece e, bence sorun yok. E, çok fazla e, problemli görmemek lazım. Yuan'dan bahsederken e, çok kısaca Şangay kompozisi de açmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü şurada e, gördüğümüz 3410'ları geçmiş durumda. Dolayısıyla bu iyi bir haliye neden oldu. Şurada bahsetmiştim. şanghay Hong Kong linkinin kurulmasıyla beraber sert bir yukarı hareket gördük. Ardından tabii biraz daha genişleyici politikalar gelmeye başladı. Dolayısıyla şu anda Çin tarafında Önemli bir dirence gelmiş durumdayız. Burasının aşılması bence son derece pozitif olacaktır ki Yuan'da değer kaybı da ufak ufak devam ederse bence bu seviyelerde aşılacak. Dolayısıyla Çin tarafını biraz daha yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum Çin hisselerini. Son olarak İsviçre Frangına hemen bir bakıp devam edelim. Görüyorsunuz Pegin kırılması seviyesine geri dönmüş durumdayız. Yani dolardaki ana kuvvetlenme burada da kendisini gösteriyor. Buradan metalleri geçelim. Altın tarafında aşağı yukarı 1143'leri 1147'ye kadar girildi. Gördükten sonra biraz toparlanma çabası görüyoruz. Bu 1180'e kadar da devam edebilir. Özellikle doların kuvvetlenme hızıyla ilgili yalın şikayetlerini piyasayla paylaşırsa. Bu arada şunu söylemek lazım. Bence sabır kelimesinin düşmesi değil, düşmemesi daha sert fiyatlanacak bir gelişmedir. Beklemiyorum ama böyle bir şey olursa daha sert fiyatlanacak bir gelişme diye bakıyorum. 1180'lere kadar hareket yukarıya doğru devam edebilir. Özellikle 10 yıllıklardaki gerilemenin de görüyorsunuz yırtlardaki gerilemelerden bahsediyorum getiriler çok yükselmişti son dönemlerde bunun bir kısmının geri verildiğini görüyoruz dolayısıyla bu altın fiyatlarını da destekleyen bir unsur gene gümüş tarafına baktığımızda toparlanma görüyoruz ama kalıcı olacağından açıkçası şüpheliyim şuradan da trendi çizersek eğer hareketin aşağı yukarı 16'lara doğru devam edebileceğini düşündürüyor bize şuradaki kısa vadeli trend. Dolayısıyla biraz daha kısa vadede pozitif bakabiliriz ama orta vade, daha doğrusu önümüzdeki birkaç aylık dönemde ben aşağıya doğru işlerin sertleşmesini bekliyorum. Tabii kaldıraçsız daha sabırlı bir şekilde bakıyorsak alıma uygun seviyeler, daha düşük seviyelerden de alınabilir. Uzun vadeli baktığımızda her iki metalde de önemli bir sorun görmüyorum. Son olarak WTI'ye de bakarak bitirmek istiyorum. Burada yeni bir dip gördük. Her ne kadar kuyu sayılarındaki sert gerilemeler devam ediyor olsa da şurada bakın çok belirgin bir düşüş var. Hatta neredeyse 2012 yılını da geri vermiş durumdayız. 2012 değil 2011'lere geri dönmüş durumdayız. Ama buna rağmen bunlar tabi ağırlıklı olarak verimsiz kuyular, verimli kuyulardan daha yüksek miktarda gaz pompalanmaya devam ediliyor. Dolayısıyla WTI'de de doların da etkisiyle yeni bir dip yapmış durumdayız. Devam edecek midir? Ben devam edeceğini düşünüyorum ama asıl sorun bu hareketin yani düşük fiyatların önümüzdeki yıllarda birkaç yıl daha bizimle olacağı gerçeği herkese iyi bir hafta diliyorum